Efendim şimdi şehadet kavramları içerisinde bir defa Allah için, Allah davası için canını vermek asıldır. Bunun yanında bir takım ölümlerin tam bu tarzdaki bir şehadet olmamasına rağmen şehit sevabına vasıl olması mümkündür. Buradaki inceliği çok rahat belirtmek istiyorum. Şehit sevabı başka, şehadet sırrı başkadır. İşte bu şehit sevabı içerisinde herhangi bir kimsenin bilinçli olmayarak iyi niyetli yaşam içerisinde vazifesi başında özellikle polis gibi, asker gibi insanların yurdunun bütünlüğünü korumak için, yurduna bir ziyan gelmediği için, gelmemesi için canını feda etmeleri, o da bir şehit sevabı mertebesine gelmiştir. Bunun dışında bazı hadis-i şeriflerle emredilen tabii afetler sırasında ölen müminlerin de şehitlik sevabına varacakları emredilmiştir ki mesela bir depremde, bir yangında, bir deniz faciasında bir mümin olması şarttır. Bir kere şehitlik için bunu hiç hatırımızdan çıkarmayalım. Mümin olması şarttır. Yani şehitlik sevabı diye tasnif ettiğimiz sınıfta dahi mutlaka müminlik şarttır. Böyle bir müminin bir tabii afet sırasında demin arz ettiğim gibi yangındı, suda boğulmaydı, depremdi gibi hadiseler sırasında ruhunu teslim etmesi şehitlik sevabı içerisinde görülmüştür. Hatta bu hususta bu sıraya, bu şeye alınan, kadroya alınan salgın hastalıklarda hastalığın şiddetiyle mesela kolerada susuzluktan ölen müminlerin hepsi şehitlik sevabıyla tatif edilmişlerdir. Şu an şehitlik sevabıyla tatif edilenlerin sırrını hiçbir zaman inkar etmek mümkün değildir. Allah hepsine rahmet eylesin. Ve mutlaka cennete intikal etmişlerdir. Ama bunun şartı ikidir. Bir tanesi mümin olması lazım gelir. İkincisi de tabii afetin ona rücu etmesi lazım gelir. Yani depremin içinde ölmek, suda boğulmak, yangında yanmak, kolerada susuzluktan ölmek gibi. Bir de bundan daha enteresan bir şehitlik vardır. O her zaman bu şehitlik konuları anlatılırken gözden kaçar. Bir mümine çocuk hamileyken veya doğururken, evvela doğururken dünyasını değiştirirse şehit olur kesinlikle. Çünkü o Allah'ın emrine uyarak yeni bir mümin veya mümineyi meydana getirmek için canını yola koymuştur. Kesinlikle şehit olur. Bunun sınırları aşağıdan yukarıdan biraz daha uzaltılmıştır. Mesela lohusalık sırasında hani çocuğu doğurduktan sonra geçen o ilk 40 gün sırasında veyahut doğuma yakın günlerde hamilelikten ortaya çıkan problemler nedeniyle de ölürse yine şehit sayılır. Yani asıl şehit doğururken ölenler için olmakla beraber bu ikisini de şehitlik şeyine ilave etmişlerdir. Ama doğururken şehit olanlar bayağı bildiğimiz şehitlik mertebesini alırlar. Yani şehitlik sevabı çizgisinin üstünde bir çizgiye sahiptirler. Savaşta ölen bir mümin gibi şehit muamelesi görürler. Bunları tadad ederken salgın hastalıklarda özellikle kolerada susuzluktan ölenler, deniz kazasında boğularak ölenler, yangında yanarak ölenler, depremde enkazın altında kalanlar diye tasnif etmişler kitaplarda. Şehadetin talep edilmesi her müminin hakkıdır. Bir mümin benim canımı şehit olarak al diyebilir Cenab-ı Hakk'a. Ancak şehadetin tahakkuk edebilmesi için kendi başına fetva çıkartamaz. Bu çok hassas bir noktadır. Yani ben gideceğim, falanla kavga edeceğim, ölürsem şehit olayım gibi kendi kendine bir fetva çıkartamaz. Çünkü bir savaşın zuhuru için belli şartların organizasyonu ve belli otoritelerin karar vermesi lazım. Şahıslar buna karar veremez. Ama diyelim ki memleketimizin dışında Müslümanlar çarpışıyorsa ben gideceğim orada çarpışacağım. Kalırsam memleketime hizmet etmiş olurum bir Müslüman memlekete. Ölürsem şehit olurum diye düşünmekte elbette bir şey yoktur. Sakınca yoktur. Ancak bunu nefsin tutkusu haline getirdiğimiz zaman amaçtan sapar. Çünkü nefisler her şeyi tutku haline getirmek isterler. Tutku, niyeti
öfeleyen, küçülten, hatta yok eden bir hadisedir. Yani bir nevi gösteriş anlamına gelir o tutku. Saplantı haline gelir. Şimdi şöyle ifade edelim. Bir insanın canı Allah için feda edilmesi lazım gelebilecek ciddi bir hadiseyle karşılaşabilecektir 10 sene sonra. Ama bugünden tutku haline gelerek bunu feda etme hakkını iyi müzakere etmesi lazım bir müminin. Yani o hakkını yerine koyabilmesi lazım. Yoksa her müminin şehit olmak arzusu kutsaldır. Ve zaten bir kimse namazdan sonraki dualarında bile aman ya Rabbi bana şehadeti nasip et demekte, kimseyle kavga edeyim demek istemiyor ki. Bir felaket anına kadar yaşıyorsam ben memleketim için mutlaka şehit olayım diyordur ki bu her müminin hakkıdır.